Değerli sardaşlarım, neden bu akşamı düzenlediğimizi izahatını yaptı arkadaşlarımız önceden. Aslında Kadriye Latif Baba'yı anarak aslında kendi kültürümüzü anmış oluyoruz. Yani kendi kendimizi anlıyoruz aslında sonuçta. Kültürsüz hiçbir toplum olmaz. Kültüründen ayrı kalmış, ayrı düşmüş insan topluluğu biraz da hayattaki yönünü kaybetmiş. İşte. Onun için her şeyden önce bizim kendi kendimizi hatırlamamız, kendi kimliğimizi, kendi kültürümüzü hatırlamamız lazım. Dolayısıyla bu akşam biz sadece Kadriye Latif Baba'nın türkülerini değil, aslında kendi kimliğimizi de yeniden bir şekilde hatırlamış oluyoruz. Gerçekten de küçükken Kadriye Latif Baba'nın şarkılarını, türkülerini dinlerdim. Galiba 65 veya 66 yılı adamım. İşte evde oturuyoruz, babaannem de orada. Her gün hatırlarım. Babamın başının etini yerdi. Oğlum bir gün seni göreyim, kucağımda kocaman bir radyoyla eve geldim. O yıllar tabii ne televizyon, ne buzdolabı evlerde, ne araba falan. Oğlum kocaman bir radyoyla eve geldim. Her gün duyardım bunu. Babam bir gün sırf babaannem artık sussun diye kocaman bir radyoyla geldi gerçekten. O zaman radyolar inanın bu kadar. Yani şöyle kucağında alıp geldiğini anlatıyorum. Kocaman. Böyle lambalı böyle şeyler. Belki görmüşlüğünüz vardır. Eski büyük alanlar. Böyle düğmeleri çevirdikçe nere radyosu ise diyelim Bükreş radyosu oranın ışığı yanardı. Böyle. Çok güzel. Şey, gurun değil mi? Gurun değil mi? Böyle karşısına kadar. Yani şu kadar bir çocuğum düşünün işte 5 yaşında 6 yaşında. Artık o yıllarda TRT miydi, Sofya radyosu miydi hatırlamıyorum ama Rodop dağları engindir, yaylaları zengindir. Türküsünü duymuştum. Ondan. Sonra ona başka türküler eklendi. Mesela Değirmen'e un yolladım. Orada çok güzel bir nakarat var. Gerçekten de az önce siz söylediniz galiba. Atatürk'ün de sevdiği söylenir, dinlediği söylenir. Çünkü Rumeli türküleri dendiği zaman Kadriye Hanım bir numara. Ben böyle bazen işte hayal kuruyorum. Belki Atatürk bir akşam rakısını içerken o çok sevdiğim bir nakaratı vardır Değirmen'e un yolladığımın. Mehmet gitti askere, alır gelir tezkere. Çok da böyle coşkulu söylenir eğer bir iki tane içmişseniz daha da coşkulu. Benim aslında söyleyebileceğim, ekleyebileceğim bir şey yok ama çok küçük bir anım var. 86 yılında ben daha önce de söylemiştim belki bazılarımıza, bakanlığa girmiştim dışlarına. O zaman da 89'a kadar beni Bulgar Dairesi'nde çalıştırmışlardı. Aradan geçen yıllarda unutmuşum tabii Kadriye Hanım falan. Dairede çalışırken bir gün böyle arşiv çalışması yapıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. 60'lar ve 70'lerde ne oldu? Yeni Hayat dergisi var o zaman burada. Norcevot diyordunuz galiba. Orada Tudor Cifkoflu böyle bilmiyorum böyle biraz da herhalde o yıllar o Photoshop mu makyajlı mı ne? Tudor Cifkoflu'nun güzel bir dümdüz yüz hattı böyle bir fotoğrafı. Ben bir dergiyi görmüştüm. Aa falan diye. Sonra baktım arşivde başka Yeni Hayat dergileri de var. Daha eski 60'lardan falan. Bir tanesinde Kadriye Latif Baba vardı. Aa böyle baktım Kadriye falan diye. Ben hatırladım o zaman. Bu Kadriye Latif Baba diye. İnsan aklı şeydir. Yani böyle küçük bir şey olduğundan bir sürü şeyi tekrar hatırlıyorsunuz. Onun için bence Kadriye Hanım'ın yeri ayrı. Hala Vecdi Bey'in bana İlk ve tek görüşmemizde makamında hediye ettiği bir CD var. Onu dinliyorum. Az önce Timur Bey haklı olarak o burada yok. İşte çok fazla şey yapmayalım tiyatro arkasından söylemeyelim dedi. Gönlüm rahat, vicdanım rahat. Bir kere makamında ziyaret ettim. Bir daha da randevu vermedi zaten bana. Dedim ya dedim ben dedim Kadriye Hanım'ın türküleriyle büyüdüm. Çok üzüldüm dedim. Hatta dedim şeye de gittim. Kırcalı'ya da gittim. Sayın Belediye Başkanımız beni tiyatro binasının önüne götürdü. Heykelin önünde kendisiyle resim çektik dedim. Çok üzüldüm şeyi kapattığımız için. Bayağı bozuldu Vecdi Bey. Bundan 3 ay önce de size söylemekte artık şey görmüyorum. 3 ay önce bir daha randevu istedim bir daha gideyim. İnanın yanıt alamadım. Başbakanı görmek mi? Kendisini görmek mi? Herhalde çok kızdı bana. Annesinin adını niye indirdiniz? Annenizin adını diye sordum diye. Bana kızdı. Öyle anlarım. Ne yapalım? Yani ben yüzüne karşı söylemiş olduğum için rahatım diyelim. Bu hislerle buraya geldiğiniz için, bu
anlamlı akşama katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sayıca az olabiliriz bu akşam ama bunu işte duygu yoğunluğuyla kapatıyoruz. Biz bizeyiz. O açıdan hiçbir eksiğimiz falan yok. Tekrar Sevda Hanım'a, evet Timur Bey'e evet, çok teşekkür ederim bu akşamı düzenledikleri için. Tabii biliyorsunuz bizde bir laf vardır, hiçbir başarı cezasız kalmaz. Onların çekeceği başka cezalar da var. Bizim kültürümüzün başka efsaneleri var. Recep Kürtçü var, Kürtçü var, Koca Yusuf var, Naim var. Var oğlu var yani kendilerinin cezası bitmez değil mi işte Ahmet Bey? Dolayısıyla istiyoruz ki biz başka akşamlar da olsun. Yine burada böyle buralarda bir araya gelelim, el sıkışalım, iki şey içelim, iki laf edelim. Sonuçta dediğim gibi, hep yani aynı şeye geliyorum. Biz çünkü buraya geldiğimizde aslında kendimize gelmiş oluyoruz. Başka bir şey için kendimize gelmiş oluyoruz. Son bir büyükelçinin son bir reklamıyla kapatayım. İki hafta içinde Bulgaristan Türkleri diye çok güzel bir kitabımız yayınlanacak. İşte birkaç aydır üstünde çalışılıyor. Bulgarca ve İngilizce ayrı ayrı yayınlanacak güzel fotoğrafları var. Maksadımız Bulgaristan'daki kardeşlerimize, Bulgar kardeşlerimize, dostlarımıza yanlarında onlarla birlikte ama benim görebildiğim kadarıyla ayrı yaşayan bu toplumu daha iyi tanımalarına, daha yakından tanımalarına bir vesile olmak. İngilizcesini de mümkün olduğu kadar işte uluslararası camiaya dağıtacağız. Burada, bu topraklarda bir Türk toplumunda yaşadığı bir kez daha hatırlansın diye. Bu toplarla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.